Merhaba, ne haber? Biliyor musun Müfit? Bu kafeteryada tam 27 sandalye, 9 masa, 3 garson ve 11 müşteri var. Ayrıca bu 11 müşterinin 5'i bayan, 6'sı tamam, da... Tamam. Geç kaldım ve seni beklettim. Özür dilerim. Beni özledin mi? Ben mi? Tabii. Özledim yani. Biliyor musun Müfit? Dün gece rüyamda seni gördüm. Öyle mi? Hayrola, nasıl gördün? Sen beyaz atlı prens misin? Hadi ya. Sonra? Ben de prensesmişim. Sen atınla bana doğru geliyorsun. Sonra aniden at senin üzerinden atıp beni üstüne bindiriyor ve kaçırıyor. Vay adi at. Ya bu rüyanın anlamı ne acaba? Bunu bilmeyecek ne var Müfit? Bu konuyu en kısa zamanda abimle konuşup halletmezsen kuş uçtu uçacak Ahmet durumları olacak. Haklısın. Sana söz veriyorum. Mazhar'ı ilk gördüğümde her şeyi konuşacağım. Bu defa kesin mi? Kesin. Allah Allah, ne bu şimdi ya? Ali Baba ile kırk haramilerin ruhu mu geldi bu eve? Ruh! Aman Allah'ım! Yoksa ruhsar ben evde yokken başka bir erkeğin ruhuyla mı geldi buraya? Olur mu canım, öyle şey, neler saçmalıyorum ben? Peki bana kızdıysa ve buraya başka bir erkek ruhla geldiyse ben alışverişteyken pekala böyle bir şey yapabilir. Yapar mı acaba? Ana kuzusu Mazhar. Ruhsar. Nasıl? Alışveriş iyi geçti mi bari? Canım, niyetleri alışveriş falan yapmak değilmiş. Benim için buldukları kızları gösterip evlendirmeye çalışmakmış. Senin şeytan annen ve şeytan çırağı kız kardeşinden başka ne beklenebilir ki zaten? Boşver şimdi onları. Zaten kötü bir niyetleri de yok. Ama asıl sorun onlar değil. Nasıl yani? Seni evlendirmeye çalışan başkaları da mı var? Hayır canım. Esas mesele başka. Bizim eve birisi ya da birileri girmiş. Kim? Hırsız mı yoksa? Onu bilemeyeceğim artık. Hırsızsa vay haline. Bak. Nasıl da oynuyor. Dur sen şunu bir deneyim. Bakalım şüphelerimde haklı mıyım? Ruhsar'cığım, benim çok acil bir işim var. Bir müşteriyle toplantı yapmam lazım. Sen buradasın değil mi? Buradayım. Evi toplayacağım. Sen topla. Ben de toplantımı yapıp gelirim. Hadi bakalım. Aşkım, hoşça kal. Görüşürüz. Yalnız. Tamam. 10 dakika oldu. Daha önce aşığını getirdiyse şimdi yine getirmiştir. Evet, birazdan her şey anlaşılacak. Allah'ım sen beni şu kara şeylerden koru ya Rabbi. Hadi bakalım. Ya Allah, çekil. Nerede? Ne oldu, toplantıya gitmedin mi? Ertelendiğini unutmuşum. Yarı yoldan döndüm ya. Ne oldu ya? Nerede? Ne yapıyorsun orada? Aşığını. Yani aşığım sana. Doyamıyorum diyorum. Nereye saklandı acaba? Neler diyorsun Mazhar? Tabii geldiğimi görünce uçurmuşsundur. Kimi? Aşığını. Yani ay ışığını. Mazhar, doğru mu duydum? Sen benim bir aşığım olduğunu mu söyledin? Evet. Şüpheleniyorum işte. Ne yapayım ya? Böyle bir şey düşündüğüne inanamıyorum Mazhar. İnanamıyorum. Ruhsar, ortada bir adam var ve bu adam rahatlıkla eve girip çıkabiliyor. Tıpkı senin gibi. Ben hem fani hem de ruhi dünyada bir kere sevdim. Onda da tam sevdim. Seni sevdim sersem. Böyle bir şey nasıl düşünürsün? Kim o zaman bu peki? Hırsız da değil. Ne yani? Bu eve giren ya hırsız ya da benim aşığım mı olabilir sadece demek istiyorsun? Tabii ki hayır ama... Biraz düşünceli gördüm. Ne iş? Şeyden, yaylanın çimenine kuzu nasıl yayılır diye düşünüyordum. O yüzden düşünceliyim. Hadi ya. Ya kanka ya, ben sana bir şey diyecektim. O zaman kim olabilir ki? Ne oldu kanka? Ne? Ya eve biri girmiş. Senin eve mi? Hayır, bizim eve canım. Hırsızdır o zaman. Kapıcı söyledi, bu aralar bizim mahalleye de dalmışlar. Canım hırsız olsa bir şeyler götürürdü. Evde her şey yerli yerinde. Evet ama yani belki bu aralar o kontrole gelmiştir. Yani asıl işi sonraya bırakmıştır. Fizibilite çalışması yapıyordur. Saçmalama. Neyse göreceğiz bakalım. Sen ne diyecektin bana? Ne? Ben mi? Geçmiş olsuna gelmiştim. Hırsız girdi ya. Oğlum sen bilmiyordun ki, benden yeni öğrendin. Tabii canım. Ben o zaman öylesine gelmiş olayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka, görüşürüz. Allah Allah.
Allah Allah. Bugün herkeste bir gariplik var ya. Masarcığım. Efendim? Senin biraz sinirlerin bozulmuş anlaşılan. İstersen seninle güzel bir yerde akşam yemeği yiyelim ha. Ne dersin? Tamam tamam gidelim hadi. Ama bir şartla. Üçümüz gideceğiz. Ah. Üçümüz mü? Evet. Sen, ben, bir de aşığım. Aa, yapma Allah aşkına. Tamam özür dilerim. Böyle bir laf etmemem lazımdı. Ha, ha. Hadi gidelim aşkım, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay bittim mi oğlum? Oh ayaklarım koptu. Ah ayaklarım koptu. Oh. Oh oh oğlum. Ne olmuş ya? Yürü yürü bitmiyor. Yürü yürü bitmiyor. Öf. Ah koptu ayaklarım koptu. Taksim mi Ataköy arası? Ne kadar uzakmış ya. Keşke bir otobüse dolmuşa falan bitseydin. Hadi Mefit söylesene artık abim ne dedi? Bir şey demedi. Bir şey demedi mi? Yani şaşırıp itiraz etmedi. Öyle mi? Hayır. O da söylemedi. Söylemedin mi? Nasıl yani? Bak Firdevs, günlerdir ikimizin durumunu düşünmekten uykularım kaçıyor. Yani afakanlar basıyor. En sonunda düşündüm, taşındım. Bu işin olamayacağına karar verdim. Hangi işin? İkimizin bir arada olmasını. Ama nasıl olur? Neler söylüyorsun sen? Çünkü sen benim kankamın kardeşisin. O yüzden benim de kardeşim sayılırsın. Bunu Mazhar'a nasıl açıklarım ben? Doğru söylüyorsunuz Mefit Bey. Zaten sizin gibi korkak bir insanın büyük bir sevdaya gönül vermesi ve altına imzasını atması beklenemezdi. Çünkü sizin gibilerin aşık olmaya hakkı yoktur. Aşk kim, siz kim Müfit Bey? Aşk gerektiğinde her şeye ve herkese göz germektir. Aşk sevdiğinin uğruna ölmek demektir. Ama Firdevs bak... Sizi vicdanınızla bile baş başa bırakamıyorum Müfit Bey. Çünkü onu da yaralar, kırar ve incitirsiniz. Bu iş burada biter. Hoşçakalın Müfit Bey. Elveda. Yukarıda Allah var. Korkmaz mısın? Sonun cehennemdi. Günahkarsın. Ben vazgeçtim. Dur. Bizim hırsız gene gelmiş galiba. Güzel. Geldi gelmesine de bakalım nasıl gidecek. Ruhsar. Niye böyle tüp bitmiş televizyon gibi oluyorsun? Gitmem lazım hayatım. Yağmur kesiliyor galiba. Ruhsar. Allah'ım. Tam da zamanında gitti. Lazım olduğu zaman yanımda olmaz ki zaten. Ne yapacağım ben şimdi? En iyisi karakola gidip durumu polisten anlatmak, eve polisle gelmek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.